Açmadım, teslim oldum diye. Hadi bugün de gelsene. Bugün de gel teslim ol. O zaman değerli izleyiciler, Sedat yurt dışından onun yanında o zaman beraber onunla beraber giden, yanlış hatırlamıyorsam Kutluhan'dı. O zaten o beraber çok gözaltına da alındı. Devletin kayıtlarında var ama bu Kutluhan'dı galiba ismi. Bunlar Romanya'dan bir gemiyle İzmir limanından kaçak Türkiye'ye giriş yaptılar. Ve biz işte o zaman kara müsait cezaevindeydik yine. Sedat Peker oraya yanındaki ekiple birlikte bizim yanımıza geldi. Çünkü orası çok rahattı. Yanında Hüseyin Zamanoğlu vardı, bu Alanya'daki suç ortağı. Onlarla beraber geldiler. Orada hep beraber kahvaltı yaptık. Sedat üzerine değişti, işte bir duş yaptı, üzerine değişti, tıraş oldu, berber çağırdık, tıraş oldu, kahvaltı ettik, gittiler. O dönemde yine enteresan bir şey söyleyeyim size. Evet, Korkut Eken'le, ama şimdi sen satıyorsun diyorsun ya, dediğim gibi Ankara'da Gölbaşı'na silahlarla atış yapmaya giderken devletin atış poligonunda bunlardan şikayetçi değildin. Korkut Eken en son Karamürsel cezaevine o da geldi ziyarete. Atilla Peker orada yatarken kesinleşmiş cezası vardı. Korkut Eken tatile gidiyor veya dönüyor işte Bodrum'a mı bir yere gidiyor hatırlamıyorum tam olarak. Çeşme'ye mi ne geldi. Ben de en son orada gördüm kendisini, Korkut Eken'i. Orada karşılaştık kendisiyle. Ama onun öncesinde hani anlatıyor ya Çorumlu bir iş adamını bize PKK diye söyledi. Söylediği kişi Silivri Klasis Oteli'nin sahibi Ahmet Hamoğlu. Diyor ya ki James Bond para aldı. Sen Atilla Yıldırım, Yancın, Ankaralı Atoş'la beraber oradan çıkmıyordunuz. Ve bir gün yine size bir şey anlatayım. Korkut Eken İstanbul'a geldiği zaman bizim Kızıl Toprak'taki Sedat Peker'in Kızıl Toprak Mobil'di o zaman. Şimdi BP veya Shell galiba bilmiyorum. Onun karşısında ofis vardı. Işık Tıp diye geçer. O ofisin olduğu yer daha önce Sedat Peker'in kullandığı ofisti. Biz de orada ilk başta orada kalıyordum. Ben daha sonra Sedat Peker'le aynı evde kalmaya başladık. Korkut Eken geliyordu. Geldiği zaman inanın buna yanındaki korumasına diyordu ki tamam sen git diyordu. Korumasını gönderiyordu. İşte bizim ofiste oturuyordu uzun süre Sedat'la içeride veya bir yere gidilecekse hep beraber arabayla biz gidiyorduk. Hatta o dönem bu Kadıköy'den Bostancı önüne doğru tam Fener yolu ayrımını geçince sağda bir tane otogaleri vardı. Oradan bu çocuk bahçesi var onu geçince böyle yanda böyle hep içeri tarafıdır orası. Orada bir galeriden bir tane jip alındı. Sedat Peker aldı. Korkut Eken'e verdi. Daha sonra Korkut Eken koruması bir arabayla geldi. Orada eşyalarını jipe aktardılar. Korkut Eken o jipin direksiyonuna geçti. Silivri Klasis Otel'e gittik. Hep beraber. Niye onları anlatmıyorsun? Her şeyi hep kendi istediğin yerden anlatıyorsun Sedat. Birçok ülkede yaşadığın sıkıntıları anlatıyorsun. İnan var ya Ukrayna'da bir gün daha kalsaydın Ukrayna cezaevindeydin şu anda. Evraklar yetişmedi. İnan buna. Evraklar yetişseydi şu anda Ukrayna'da veya ne bileyim belki de Türkiye'ye teslim olmuştun yani cezaevine girmiştin. Makedonya'da yaşadıklarını anlatıyorsun. Diyorsun ki